Değerli izleyiciler, bu akşam sözleşmeye başlıyoruz. Sözleşmenin bu akşamki konuğu benim çok değerli bir dostum. Gerçekten de fotoğrafın büyük ustası Coşkun Aydın. Hoş geldin Coşkun. Hemen direkt başlayalım. Bizim sözleşme programımız her daldan düşünceye, kültüre, sanata, medeniyete çıkan, açılan bir kapı gibi her programda bir değişik hayatın bir değişik yönünü ele almaya çalışıyoruz. Ama temelde düşünceyi, aklı, inancı, kültürü ve toplumların değişimini getirecek olan kendi değer yargılarını değiştirme arzusu. Yani programımızın temelinde toplumsal anlamda iyiye, güzele doğru insanımızın yol almasını sağlayacak şekilde kendi değerlerini iyiye ve güzele değiştirmesini önünü açmak. Acaba bu konuda biz insanımıza bir katkıda bulunabilir miyiz? Çünkü toplumların iyiye veya kötüye gidişi bir Kur'an ayetinde ifade edildiği gibi Allah Teala diyor ki biz hiçbir toplumun halini değiştirmeyiz. Ta ki o toplum kendi değer yargılarını değiştirinceye kadar. Bu iyiye veya kötüye de şamil olan bir şeydir. O yüzden yani herkes, sevgili Coşkun, konuşuyoruz. Hep bir takım komplo teorileri geliştiriyoruz. Bir takım siyasi ve ideolojik reçeteler sunmaya çalışıyoruz. Bu reçeteleri oluşturmaya çalışıyoruz. Yahut da çok önem verdiğimiz bir takım şeyleri ön plana çıkartıyoruz. Ama sonuç itibariyle bir toplum kendi kaderine sahip çıkmadıkça o toplumun halini hiçbir güç değiştiremez. Yani Allah'ın iradesi de, Allah'ın toplumları değiştirme iradesi de yine toplumların kendi iradelerini değiştirmeye bağlı. Bu ayet böyle. Bu yüzden bunu bir önemli bir bilim adamı toplumsal gelişimin yasası diyor buna. Bu yüzden biz de burada sözleşmede biz üç şekilde anlıyoruz sözleşmeyi. Bunu hep programların başlangıcında bunu izleyiciye arz etmeyi önemli buluyorum. Ne demek sözleşme? Sözleşmenin birinci anlamı konuşma. Sözleşme. Sözle iletişim. Söz çünkü çok önemli. Senin nasıl fotoğraf önemliyse ki esasen fotoğraf da, resim de, heykel de söze paralel bir sanat, bir yaratıcılık enstrümanıdır. Yani sonuç olarak Allah'ın bize yaratıcılık sıfatından üflemesi sonucu, yani ruhumdan üfledim, sizin için görmeler, işitmeler, düşünmeler yaptım. Yani bu buradan çıkan sonuç Allah'ın üflediği ruhun Allah'ın sıfatlarından insana büyük lütuf ve bağışlarda bulunulmasıdır. Yaratıcılık da halk sıfatı Allah'ın insanda da sanatçı olarak tecelli ediyor. Yani bir heykeltıraş, bir ressam sonuçta bir malzemeden bir şey üretiyor. Hatta bir organizma, neredeyse canlı bir varlık gibi bir şeyler üretiyor. Fotoğrafçı öyle, ressam öyle, şair öyle. Şair de kelimelerle bir organizma vücuda getiriyor. Bir makina, bir hendesi varlık ortaya koyuyor. O sebeple biz birinci anlamımız sözleşme. İkinci anlamımız yani seninle şu saatte şurada sözleştik derken burada buluşmayı kastediyoruz. Yani biz düşünen insanların buluşmasını talep ediyoruz bu programda.
burayı bir düşünce platformuna, burayı bir ortak akıl hareketine dönüştürmek. Sonra üçüncüsü de sözleşmenin üçüncü anlamı da akitleşmedir. Yani doğrularda, güzelde, iyide kavilleşme, kararlaştırma, yani bir ortak konsensüs oluşturma. Bu bakımdan biz bugün 5. programımızdır. Bu programda işte beyin cerrahlarını, ilahiyatçıları getirdik, konuşturduk. Sosyologlarla meselelerimizi konuşmaya çalıştık. Bir tarihçiyle görüştük, Veli Şirin'le. Tarihin anlamı üzerinde konuştuk. Bugün de sevgili dostum, Coşkun Aydın, fotoğrafın büyük ustası, fotoğrafı konuşacağız. Ve senin fotoğrafçılığını konuşacağız. Ve çektiğin fotoğrafları, o muhteşem fotoğrafları, gerek yurt içinde, gerekse özellikle Afrika'da, bizim gönül coğrafyamızda, bizim gönül coğrafyamızın fotoğrafçısısın sen. Ve İstanbul Ticaret Odası'nın yayınladığı, birkaç gün önce herhalde, daha hemen dumanı tütüyor kitabın, çünkü üzerinde, kokusu üzerinde hissediliyor. O harika kitabı konuşacağız. Önce ben hoş geldin diyeyim tekrar. Sevgili Coşkun, beni kırmadın. Seni bir tanıyalım. İzleyicilerimiz Coşkun Usta'yı bir tanısınlar. Hocam teşekkür ederim. Estağfurullah. Fotoğraf adına da çok güzel de bir giriş yaptınız. Yani kendimi tanıtmadan önce sizin bu girişinizi de ilave edeceğim bir konu var. Çünkü fotoğrafın olmazsa olmazıdır. Yani fotoğrafın bir düşünce eseri olması lazım. Onun bir felsefesinin olması lazım. Evet. Bir sosyolojik bakış açısının olması lazım. Eğer bunlar yoksa o fotoğraf sadece güzel olmaktan öteye geçemez. Evet. Ama içinde çok güzel. Ruhu varsa fotoğrafın. Evet, fotoğrafın da ruhu var değil mi? Tabii ki. Her şeyin ruhu var. Yani bugün şöyle söylenebilir. Güzel sanatlar üniversitelerinde veya üniversitelerin birçoklarında artık fotoğraf diye bir ana sanat dalı var. Veya görsel iletişim diye bölümler var. Burada giren gençlerimiz fotoğrafı öğreniyorlar. Fotoğrafın tekniğini öğreniyorlar. Ama şunu yapıyorlar mı bilmiyorum. Yani bu öğrencilere tarih, felsefe, sosyoloji, sosyal bilimler, dil, edebiyat, evet, topluma bakış açısı, toplumunu tanıma açısı, sosyolojik şeyler, temeller, evet, temeller veriliyor mu bilmiyorum. Veriliyorsa o üniversiteleri ve o hocaları buradan kutluyorum. Ama verilmiyorsa da fotoğrafın tekniğini öğrenmek son derece kolay. Evet. Yani kompozisyonunu, içindeki fotoğrafik dili öğrenmek belli bir çaba sarf edildikten sonra öğrenilebilir. Ama işin detayına girdiğiniz zaman, yani sizin konuşmanızın... Peki yani şimdi fotoğrafla felsefenin, tarihin nasıl ilişkisini kuruyorsun? Neden gerekli diyorsun? Fotoğraf çünkü görsel bir hafızadır. Evet. O anda toplumun tüm gerçekçiliğini gelecek toplumlara, gelecek nesillere aktaran bir araçtır. Yani o anın ruhunu taşıması lazım. Taşıması lazım. O zaman o anın ruhu tarih olabilir, felsefe olabilir. Kesinlikle. Efendim edebiyat olabilir, sosyolojik bir takım şeyler olabilir, toplumsal felaketler olabilir, mutluluklar olabilir. Bütün bu, yani fotoğrafın içerisine bu ruhu yerleştirebilmek çünkü için mutlaka tarihten, felsefeden, düşünceden bir nasibinin olması lazım. Sanatkarın olması, evet, lazım. İşte ben de onu ifade etmeye çalışıyorum. Yani öğrenciler fotoğrafın tekniğini öğrenirlerken bu bahsettiğimiz ilim dallarını da okumaları, evet, konuyla alakalı kitapları, araştırmaları, onunla ilgili yazıları, makaleleri okumalarını
gerekiyor yani ki... Yani bilinç olarak, tarih bilincine sahip olmaları sahip lazım. Olmaları bir gerekiyor. Felsefi bir bakış açısına sahip olmaları, bilimsel, kültürel bir takım geçmiş, yani tarihimizin en eski dönemlerinden beri getirdiğimiz medeniyet değerlerimiz var. Yani bunlardan nasibini almamışsa sanatkar olamaz aslında, değil mi Coşkun? Çünkü sanatkarlıkta bak mesela ben bazen çağırdığım konuklardan fazla konuşuyorum. Benim bir arkadaşım diyor ki ya adamları hiç konuşturmuyorsun. Ama öyle değil, yani burada karşılıklı bir şey içerisine giriyoruz. Şimdi mesela biz edebiyatçıyız biz. Şimdi edebiyata baktığın zaman edebiyatta hadiselere sözle şey bırakmak, belge bırakmak. Yani sözlü kanıtlarıdır, belgeleridir hayatın. Seninkisi ise fotoğrafla, görsel olarak kanıttı. Ama şimdi siz hayatın üzerimizde bıraktığı izlenimleri doğru algılayabilmek için bizim felsefi derinliğe ihtiyacımız var. Bir, tarihsel derinliğe ihtiyacımız var. İki, dilsel, dinsel, kültürel, medeni derinliğe ihtiyacımız var ki o izlenimi biz güzellik dediğimiz, estetik dediğimiz çerçeve içerisine alıp da onu güzel bir şekilde kayda geçirelim. Şimdi seni dinleyelim. Yani bu ifadeler çok güzel ifadeler. Evet. Yani fotoğrafın bu anlamda geleceğe ışık tutması açısından. Çünkü neden? Dünyamız artık görsel malzemeye son derece açık hale geldi. Yani o kadar çok görsel üretiliyor ki, videolar, sinema filmleri, fotoğraflar, yani hayatımızın içinde nereye bakarsak bakalım dünyada görsellik ön planda. Yani insanlar artık görselle algıyı algılanıyorlar. Evet. Yani siz bir algı yaratmak istiyorsanız görselle bunları yapıyorsunuz. İşte demek istediğimiz oydu. Eğer toplumu manipüle etmeyecekseniz, toplumu doğru yönlendirecekseniz, yani hem manipüle etmek için de kullanılabilir bu görseller, evet, hem toplumu geleceğe taşımak adına da kullanılır. Eğer kötü niyetliyseniz, onu bu görselleri negatif manipüle ederek kullanırsınız. Ama eğer topluma hizmet etmek istiyorsanız, insanlığa hizmet etmek istiyorsanız, bu manipülasyonu olumlu bir şekilde gerçekleştirse, yani topluma bu sefer bir eğitim aracı olur. Bu manipülasyon değil, bir eğitim aracı olur. Çünkü evet, manipülasyon dediğimiz şey de kötüye olan yönlendirme. Ama öbürüsü eğitim, kitlesel eğitim veya ruhsal eğitim, sanatsal eğitim. Yani çok önemli. Yani insanın eğitiminde sanatın, kültürün çok çok büyük önemi var. Yani insanda bir defa sanat demek güzellik duygusunu bulunması gerektiği demektir. Yani kişide bir sanatçı yani estetik bir şekilde eserini üretir. Eğer estetik yoksa orada sanat yoktur. Sanat demek zaten sanatı şöyle tanımlıyorlar. Duygu ve düşünceleri muhatapta etki uyandırmak amacıyla estetik bir biçimde bir vasıtayla ifadesidir. Bu sanatın genel tanımı. Bunun içerisine İşte bu vasıta eğer sesse musiki dediğimiz bir sanat ortaya çıkıyor. Eğer renklerse resim sanatı çıkıyor. Taş topraksa araç, heykel sanatı çıkıyor. Sözse edebi sanat ortaya çıkarıyor. Görsel malzeme ise de fotoğraf, sinema gibi şeyler ortaya çıkıyor. Son dönemde bir de bu bilgisayar teknolojisiyle farklı görsel etkinlikler ortaya çıktı. Bunlarla ilgili neler söyleyebilirsin? Bilgisayarla ilgili? Yani bilgisayar yoluyla veyahut da yapay zeka yoluyla, ne bileyim. Şimdi hocam, dijital bir devrime evrildik. Evet. Yani bunu da 1998-2000 yıllarında dijitale bir geçiş başladı. Yani görsellik adına dijitale bir geçiş başladı. Ondan önce analog makineler dediğimiz sistemlerle çalışıyorduk. Bu analog makineler işte film sistemi üzerine kurulmuş.
karanlık odada banyosu yapılan, hı hı, baskı makinesi dediğimiz agrandizörden kartlara basılabilen bir sistem olarak yürüyordu. Siyah beyazı bu şekilde hallederken, siyah beyaz fotoğrafçılığı bu şekilde hallederken işin dia pozitif dediğimiz bölümü, o filmler yaratıldı. O filmlerle de renkli dia pozitif dediğimiz, evet, filmler kullanmaya başladık. Genellikle ticari anlamda kullanılan filmlerdi bunlar. İşte reklam fotoğrafları, tanıtım fotoğrafları, hı hı, ve benzeri veya basın fotoğrafları olarak kullanılan malzemeler. Uzun bir süre zaten ben de 75 yılından itibaren 99'a gelinceye kadar, 2000 yılına gelinceye kadar bu analog makinelerini kullandık. Hı hı. Değişik formatlı olan makineleri kullandık. Dijitale geçtikten sonra acaba dedim bu gerçekten işe yarayacak mı diye tereddütlerimiz oluştu. Yani bizim elimize aldığımız fotoğraf makinesi, işte filminiz var, takıyorsunuz, evet, çekiyorsunuz ve gerçekten bir sürü zahmeti var. Hele, evet, hele diapozitif bir müşteri fotoğrafı çektiyseniz, bir, hı-hı, ticari bir fotoğraf çektiyseniz, basın işi söylemiyorum çünkü basın o gün kendi laboratuvarları var. O gün o saatte çekip de bir saat sonra yıkayıp hemen basıma geçirebilen sistemleri var. Ama bizim anlamda çektiğimiz fotoğraflarda biz olarak çektiğimiz zaman bir laboratuvara gönderiyorsunuz. O laboratuvar size bir gün veriyor. İki gün, hı-hı, sonra, üç gün sonra. Yani çekilen fotoğrafınızı ancak üç gün sonra, evet, görebiliyorsunuz. Bu da işte orada ustalık gerekiyordu. Hmm. Yani hem teknolojik bilgi, hem makine hakimiyeti, hem ışık bilginiz, hem konuya yani hakimiyetiniz. Şimdi dijitaller çıkınca mertlik mi bozuldu? Şimdi ona geleceğim. Tüfek zaten çıktı, mertlik bozuldu. Şimdi onu da iyi kullanmak gerekiyor, evet, tabii. Şimdi ustalık gerekiyordu orada. Bir de bilgisayarı alabilmek için de o fotoğrafların bir de taramadan geçmesi lazım, hmm, ki dijital ortama alabilin ve onun katalog haline veya broşürler haline, tanıtım malzemelerinde kullanılabilir hale getirilebilsin. Ama işte 99-2000 yıllarında bu ilk dijital fotoğraf makineleri çıktığında hep böyle çekimser durduk. Hı hı. Geleceği ne olur diye. Çünkü bir de piksel dediğimiz, yani dijital fotoğraf makinelerinde piksel dediğimiz yapı işte 1 megabayt, 2 megabayt, 3 megabayt boyutlarında fotoğraflardı. Bunların da sonuçları çok iyi değildi diye düşünüyoruz. Hep böyle birazcık ayak direttik dijitale geçme konusunda. Ama öyle bir hızlı geçiş oldu ki ben bile anlayamadım nasıl geçtiğimi. Yani ben de 2001 yılında 2 yıl dijitale geçti. 2 yıl direnmeme rağmen, hı hı, başladıktan 2 yıl direnmeme, 2 yıl geçip de direnmeme rağmen 2001 yılında biz de mecburen dijitale geçtik. Peki şimdiki bu dijital fotoğraf ile o dönemdeki fotoğraf arasında netice itibariyle ya ustalık biraz işin içinden çıktı gibi ama yani ne fark var? Şimdi fotoğrafın temelleri değişmiyor. Değişmiyor. Sanatın temelleri değişmiyor. Nedir abi bu fotoğrafın temelleri? Nedir fotoğraf senin için? İşte onu söyleyeceğim şimdi. Fotoğrafça dili değişmedi. Yani malzeme değişti sadece. Hı hı. Ama fotoğrafa bakışınız, deklanşöre basışınız, bu arada bir konuya şey yaklaşışınız. Arkadaşlar böyle tek tek Anadolu fotoğraflarından ekrana yansıtabilirler. Yani yansıtıp ama bizim konuşmamıza da engel olmasınlar. Evet. Evet bak bunun gibi. Çok güzel. Evet. Evet. Dinliyoruz abi seni. Yani fotoğrafın fotoğrafça dili değişmedi. Evet. Fotoğrafın kompozisyonu değişmedi. Fotoğrafın kendi dili değişmedi. Hmm.
Sadece malzeme değişti. Yani 2000 öncesi analog makine, filmli makineler kullanılırken 2000 sonrası da dijital fotoğraf makineleri kullanılmaya başladı. Bu dili ne Coşkun? Şimdi fotoğrafın... Dili nedir? Fotoğrafın iyi fotoğraf olabilmesi için kendine ait özel bir dili var. Ha. Öncelikle bir kompozisyonu olması lazım. Evet. Fotoğrafın. Fotoğrafın kendi içerisinde bir ritminin olması lazım. Hmm. Bir leke anlayışının olması lazım. Gölge. Gölge. Yani renkli çekseniz bile onun bir siyah beyaz dengesi vardır o fotoğrafın. Ha. Onun olması gerekir. Ondan sonra öznesi olması lazım. Yani ha, fotoğrafın hangi fotoğrafa bakarsanız bakın. Yani mesela şiirdeki şey gibi, gaye gibi. Değil mi? Yani şiirde veyahut da sanatta ana fikir var. Burada da özne olması lazım. Özne olması lazım. Evet. Yani fotoğrafa bakıldığı zaman bu fotoğraf neyi göstermek istediğini, ne amaçla çekildi? Yani bu fotoğraf bunun için mesajı çekilmiş. Mesajı olması lazım bu fotoğrafın. İki, bunlar çok önemli şeyler yani. Evet. Biçimi, dokusu olması lazım, ritmi olması lazım. Şimdi bunların her biri aslında bir de simetri, perspektif olması lazım. Perspektif, derinlik yani. Derinliği olması lazım. Ufuk çizgisinin doğru olması lazım. Ufuk çizgisinin hangi mesafede olması gerektiğini bilmesi gerekir. Altın oran dediğimiz sistemi biliyor olması lazım fotoğrafı çeken arkadaşlarımızın. Bunlar hep ne biliyor musun? Şimdi sanattaki estetiğin şeyleri, verileri bunlar. Temelleri. Yani temelleri, bu roman içinde kullanılabilir. Güzellik yani, evet. Bu güzellikler... Altın oran Allah'ın yarattığı kesinlikle bir şey. Onu da senin ürettiğin şeyde kullanman gerekir ki güzellik ortaya çıksın. Kesinlikle. Evet. Yani bunların her biri uzun uzun anlatılması gereken konular aslında. Yani evet, biz abi, fotoğraf eğitimleri... Yani. Güzel. Keyif aldım, çok büyük. Evet, devam fotoğraf et. Fotoğraf eğitimleri verirken her biri veya okullardaki fotoğraf eğitimleri verilirken fotoğrafın bu temel ilkeleri, fotoğraf okumaları, fotoğrafla ilgili bu fotoğrafçı dili anlatabilmek için 3-4 sene eğitim alıyor arkadaşlarımız, çocuklar. Yani her biri bir ders konusu. O açıdan evet. Yani biz kısaca geçtik burada. Yani fotoğrafın temel ilkeleri içerisinde, fotoğrafın içerisinde bu özellikler olmalı ki güzel fotoğraf olabilsin. Yani bir şeyler ifade etsin. Daha doğrusu şöyle diyelim bak. Şimdi esasen bir sanat eseri üretmesi sanatkarın ona kendinden ruh üflemesi demektir. Şimdi mesela cansız kelimeleri düzenleyerek, ona simetri vererek, ona ahenk vererek, işte biraz önce altın orandan bahsettin. Mesela bir şiirde de bu oran dikkate alınarak mesela aruz vezni veyahut da hece vezni ile yazılır ki bir orantısal güzellik ortaya çıksın. Bütün bu ne demek biliyor musun? Allah'ın cansız topraktan düzenlemek suretiyle bir canlı varlık ortaya çıkartıyor. Yani o cansız varlık Allah'ın düzenlemesiyle ruh sahibi oluyor, fonksiyon sahibi oluyor. Şimdi bir şey de cansız madde hükmündeki harfleri ve kelimeleri kullanarak, onları düzenleyerek canlı, konuşan, bize mesaj veren bir beyit, bir efendim gazel, bir kaside, bir roman çıkartıyor. Orada şair seninle, yazar seninle konuşuyor adeta. Şimdi fotoğraf da böyle demek ki. Yani siz fotoğrafa kendinizden ruh üflüyorsunuz. Onu canlandırıyorsunuz. Yani o fotoğraf bize bir şeyler söylemesi lazım. İşte, konuşması evet lazım diliyle. İşte yani fotoğrafın dili dediğimiz evet içeriğin kapsamı bunu kapsıyor aslında. Ancak burada fotoğrafı çeken fotoğrafçı arkadaşlar ben çektim, ben yarattım diye bir kibre kapılıyorlar. Yani biz aslında bir şeyi çekmiyoruz. Alemlerin en büyük alemlerin sanatkarı zaten yüce yaratanımız. Evet.
yarattığı her şeyi mükemmel yaratmış. Güzel yaratmış. En güzel şekilde yaratmış. Yani biz fotoğrafçılar olarak yaptığımız tek şey bu yüce sanatkarın, yüce Rabbimizin yaratmış olduğu bu güzelliklerin bir parçasını, bir kadrajını tespit ediyoruz sadece. Yani belki burada, biraz da belki kibre... biraz da taklit de var sanatta. Çünkü eski filozoflar sanat için nimesis diyorlar. Taklit, tabiatı taklit. Şimdi tespit tamam. Tespit zaten. Allah'ın yarattığı aşılamaz kudretteki bir fotoğrafı tespit ediyoruz. Ama bir de mesela ressam var. Yahut da diyelim ki sen resmini çekiyorsun ama ona gölge katıyorsun, renk veriyorsun falan. Biraz daha müdahale ediyorsun ona. Sen bu Allah'ın yarattığından daha güzel bir şey yapmak anlamında değil. Belki ona bir taklit anlamında bir şey veriyorsun, bir hava veriyorsun. O bakımdan işte bizim sanatçılarımız, şairlerimiz kendilerini mana yaratıcısı diye adlandırırlar. Bu yaratmak, yoktan var etmek değildir. Bir şeyden bir şey yapmak, taklit anlamındadır. Yani biz takliti yapıyoruz zaten. Evet. Yoksa sıfır, hani yoktan bir şey yaratmamız mümkün değil. Mevcut. Ha, işte o gölgesi, ışığı, lekesi, kompozisyonu, hayatın ritmini, öznesini o fotoğrafın içerisine katmak suretiyle zaten fotoğraf haline getirmeye başlıyoruz. Ancak ben fotoğrafın sanat olmasının yanında fotoğrafın bir belge niteliği taşıdığına inananlardanım. Tabii. Yani şimdi estetik fotoğraf sanat belge mıdır? Yani fotoğraf bir sanat mıdır, değil midir tartışmaları çok yapılıyor bu sistem içerisinde. Ancak ben fotoğrafın tabii ki sanat tarafı var. Yani sanatçının, fotoğraf çekenin içine müdahale ettiği, tabii, sizin de bahsettiğiniz tarzda taklit adına yapmış olduğu yaratıcılıkları var. Ancak fotoğraf bir belgedir. Tabii. Geleceğe bir ışık tutan bir nesnedir diye ben düşünüyorum. O açıdan... Hatta bizim, yani ben bir şair olarak da veya bir edebiyat tarihçisi ve edebiyat metinlerini şerh eden bir insan olarak da şunu tespit ediyorum ki aslında sanat dediğimiz şey hayatın estetik kayıtlarıdır. Girişte sen fotoğrafçının tarih bilmesi lazım, biraz estetik bilmesi lazım, biraz dilden anlaması lazım, dinden, felsefeden, coğrafyadan hatta anlaması lazım ki coğrafyadan anlamayan bir adam neyin fotoğraflayacak? O coğrafyanın ruhunu bilmesi, anlaması lazım. Coğrafyayla iletişim kurması lazım ki onu alıp o ruhu fotoğrafına yerleştirebilsin. Şimdi bu bakımdan insan eliyle üretilmiş şeyler sanat olduğundan, şimdi fotoğrafçı da evet tespit ediyor ama öbür taraftan en azından şeyin fotoğraflayacağı şeyin sistemini, estetiğini, derinliğini, perspektifini en azından tespit edebilmek için o da bir sanattır. Yani onu tespit de esasen bir zihni faaliyettir. Sonuç olarak sanatçı, her sanat esasen her sanatın merkezinde, temelinde düşünce yatar. Şimdi düşünceyle siz o fotoğraflara ruh veriyorsunuz, görsel malzemeye. Hocam zaten bunu yapmamız gerekir ki... Bir taraftan da fotoğrafları, evet, Coşkun Aydın Usta'nın fotoğraflarını da böyle... Evet, benim zamanında, Ramazan ayında camilerimiz çok güzel mahyalar süslüyorlar. Bunlar çok güzel görseller yaratıyor, veriyor. Ben de kendime bir iş edindim. Her Ramazan, çünkü her camide, çünkü Selahattin camilerinde ve iki minaresi olan camilerde yapılıyor bu işler. Tabii.
büyük camiler, işte İstanbul'da Yeni Cami, Süleymaniye, Sultanahmet, Yavuz Selim, Eyüp Sultan camilerinde bu mahyalar Şehzadebaşı yapılıyor. Her sene de değişiyor bunların metinleri. Tabii. Ya güncel konuları yazıyorlar. O çok eski bir sanattır biliyor musun? Kesinlikle. Benim babam rahmetli Erzurum'da hem müezzinlik yaptı hem de bu mahya, ondan sonra camilerin iç aydınlanması, o zaman elektrik falan yok. Şeylerin içerisinde yağlar, o yağların içinde fitiller, hele mahya yapmak, hele o soğuk şey de korkunç bir i̇şte şey. İşte bizim fotoğrafın filmli fotoğraftan dijitale geçmeye benziyor. Evet. Siz o kandiller sistemiyle yapılan mahyalar şimdi artık dijital ortamlarda da yapılır hale geldi. Şimdi işte ampullerle, evet, enerji kaynaklarıyla yapılıyor. Mesela şu fotoğraf, evet, önemli bir fotoğraf. Yani biraz evvel sizin söylemiş olduğunuz, yani coğrafyayı bilmek, evet, doğayı bilmek adına böyle bir ay fotoğrafının batışı sırasında, ayın bu fotoğrafı çekerken tam herhalde 6 saat çekmemiz gereken mekanda bekledik. Allah Allah. Beklemeden evvel de ay programı ile ilgili, ayın hareketlerini ilgilendiren astronomi ile ilgili bilgi aldın işte. Astronomi bilgisi, ayın hareketleriyle ilgili şeyi bilgisayara indirdik. Ay hangi ayda, hangi günde, hangi koordinatta, nereye, nereden batıyor? Ha, bu kalsın biraz. Evet, bu kalsın. Bu kalsın çünkü benim de burada söyleyecek bir şeyim var. Sen anlat. Yani buradaki ayın hareketi tesadüf, yani orada ay varmış, hadi gidelim çekelim tarzında değil de bu. Bunun bir ön hazırlığı var. Yani birkaç ay öncesinden işte bilgisayara ay programını indirmek, ondan sonra Sultanahmet Camisi'nin koordinatlarına girmek, ay o tarihte o koordinatlara hangi gün hangi saatte geliyor, bunları tespitini yapmak, ondan sonra gidip orada makinemizi kurup, tripodlarımızın üzerine makinelerimizi kurup bekliyorsunuz. Gece 12'den sabah saat 4'e kadar, 5'e kadar. Ta o minarenin ucuna gelinceye kadar. Onun farklı boyutlar, yani o yay çizişinin kademeleri de var aslında. Ben bu fotoğrafı koydum. Belki varsa tam kubbenin üzerinde inişi olan fotoğraflar da var. Süleymaniye Camisi'nde veya Ayasofya'nın üzerinde o tür ay inişleri de var. Bu Sultanahmet Camisi'nde tahmin ediyorum Mayıs ayı diye düşünüyorum. Tam şimdi ayını tam hatırlamayabilirim. Bu fotoğraf çekildi. Ve gerçekten ay batıyor burada değil mi? Ay batıyor. Şimdi bak, ben Şeyh Galip'in Hüsnü Aşkı'nı neşrettim, şerh ettim. 700 tane şerh koydum. Çok önemli bir eserdir. Dünya çapında bir sembolizm harikası bir eserdir bu. Hikaye ama yani sembolizm dolu, müthiş. Şimdi orada bir beyit var. İnanın tam 2 yılda bu beyti çözdüm. 2 yılda. İşte Bedr etti esası supu tesis, Manzur-ı Cem oldu tahtı Belkıs. Tabi bu Farsça kelimelerle dolu. Özetle şunu söylüyor. Diyor ki Dolunay sabah Dolunay işte bir şey yapıyor. Dolunay'dan bahsediyor. Dolunay bir yere bakıyor. Ve bunun örneğini de veriyor. Diyor ki Süleyman peygamberin Belkıs'ın tahtına baktığı gibi. Şimdi bunu inan 2 yıl bunun peşinde koştum durdum. Arkadaşlara götürüyorum, Farsçacılara, Arapçacılara, eski edebiyatçılara, yeni edebiyatçılara. Hiç kimse altından kalkamıyor bunu. Bir gün, işte bir Ramazan'dı. Sahurdan sonra balkona çıkayım dedim. Namaz kıldıktan sonra balkona çıktım. Tam batı. Batıda baktım ki bizim o zaman evimizin önü kapalı değildi. Avcıların tepelerinden kocaman bir tepsi gibi ay batıyor. Güneş de doğmuş, arkamızda da güneş var. O zaman bu beytin genel sistemi
oturdu. Yani güneşle ayın karşılıklı ufuklarda birbirlerine bakışını anlatıyor. Mesela ben doğrusu hiç rastladın mı? Güneşle ayın birisi doğarken öbürü batıyor, öbürü doğarken öbürü batıyor. Şimdi ben bunu tespit ettikten sonra asistanım Esra Hanım'ı astronomiye gönderdim. Dedim ki git sor bakalım. Böyle bir tabiat hadisesi olarak. Sonra bana haritalarını gönderdiler orada. Şimdi mesela ben sana sormak isterim gerçekten. Hiç böyle açık bir havada güneşle ayın karşılıklı batarken öbürü doğarken çekilmiş fotoğrafları. Hayır yok. Yok değil mi? Yani böyle bir fotoğraf çekmedim. Böyle bir dikkate da... ama lütfen şey yap. Olur ki bir gün çekersen çok çok mesela güzel. Mesela bu da evet, bak. Süleymaniye, pardon bu da Sultanahmet. Ya. Evet, Sultanahmet Camisi üzerinde. Müthiş bu da şey başka bu. Bir zamanda çekilmiş bir fotoğraf. Bu da yine işte astroloji bilgilerini bilgisayara yükleyerek hangi gün, hangi tarihte. Bu kanlı şey kanlı dediği, ay, kanlı evet, ay kanlı değil ay mi? O zamanda çekilmiş. Zamanda çekilmiş. Evet. Tabii şimdi arkadaşlar bazen bunu Photoshop'ta mı yaptın? Çünkü bu tür şeyleri benzer şekilde yapmak kolaylaşıyor. Evet. Var. Bilgisayarda bu sistemler yapılabilir. Hayır, bu gerçekten orijinal. Orijinal şey orijinal hali değil mi? Orijinal çekilmiş bir fotoğraf bu. Evet. Çok güzel. Şimdi Coşkun, bir de bizim seninle hikayemiz var. Bayrak hikayesi, pınar hikayesi. Biz bir dönem değil mi? Dünyayı kurtarmak, Türkiye'yi kurtarmak, dünyanın hatta altına girip omuzlayarak kaldıracağımıza inanıyorduk. Geçen Veli ile yaptığımız programda da onu söyledim. O da aynı şeyi söyledi. Hakikaten ben de dedi, yani biz işte diyelim mücadeleciler falan. Herkes bir şey oluyor tabii. Hep iyi niyetle. Orada dünyanın en temiz insanları senin gibi bir araya geldiler. İşte şairlerimizden, yazarlarımızdan, rahmetli olan arkadaşlarımız var. Sizin işte Bayrak Gazetesi'ndeki odanızda Nizamettinler, ondan sonra onlardan biraz bahseder misin? Seninle bizim bir de ortak bir yazarlık hikayemiz var. Hocam bu yani hatırlandığı zaman da gerçekten çok değerli bir anıların olduğunu görüyoruz. Şimdi de hatırlattınız ki unutulan hatıralar, unutulan zamanlar değil. Benim İstanbul'a ilk gelişim 1993 yılında oldu. Yani ben ama yeniden milli mücadeleyi ben Denizli'de tanıdım. He. Kemal Yaman. Evet. Abi. Beyefendi. Evet, beyefendi. O zaman bizim evde kiracı olarak kalıyor. Rahmetli dedem de gel dedi bir as teğmenliğini yapan bir asker genç geldi. Onun bir ziyaretine gidelim. Tabi o zaman biz yine olayların içerisindeyiz. Yani düşünsel olarak arayışların içerisindeyiz. Yani dünyayı, Türkiye'yi kurtarmaya çalışıyoruz tabii yani. Ya en azından bulunduğumuz hassasiyetimiz var. Hassasiyetlerimiz var. Evet. Toplumsal hassasiyetlerimiz var. Gelecek için kaygılarımız var. İnançlarımızla ilgili taleplerimiz var. Evet. Ama bunlara bir türlü bu sorulara cevap bulamıyoruz. Arasak da, sorsak da tatmin edici cevaplar alamıyoruz. O gün Kemal Yaman'ın evine gittik. Gerçekten çok güzel bir konuşma yaptı. Yani sistematik düşünüyor. Sistematik o dikkatlerimizi çekiyor. Ben son derece dikkatli dinlemişim onu. Evet. İnanılmaz derecede etkilendim. Bütün aradığım soruların cevaplarını buldum gibi diye hani kendimle iftihar ettim. Ah buldum işte adamı. Aradığım düşünceleri buldum. Aradığım insanı buldum diyerek. Ondan sonra benim bu dikkatli dinleyişim onun Kemal da Yaman'ın dikkatini çekmiş. Evden ayrılırken bana 4 tane yeniden Milli Mücadele dergisini verdi. Ben gece geldiğimizde sabaha kadar o dergileri okudum. Bizim
yeniden Milli Mücadele Hareketi ile tanışmamız benim böyle oldu. Sonra benim İstanbul'a işte üniversite imtihanlarına girdik. İşte İstanbul'a gelmem gerekti. Hı hı. Kemal Yaman abi dedi ki, dedi git dedi, Cağaloğlu'nda işte yeniden Milli Mücadele binası var. Damla Yayın Evi'nin üzerinde, hı hı, 5. katta bir yer. Orada seni bir abin karşılayacak. Mehmet Çiçek abi. Hı. Gittik, çekinerek kapıyı çaldık. Ben Denizli'den geldim. Yaşımız daha 17. Denizli'den geldim. Mehmet Çiçek Bey'le görüşmek istiyorum dedim. Aa benim dedi. Ben Denizli'den geldim. Mehmet Çiçek'le görüşmek istiyorum deyince zaten Kemal abi de haber vermiş oraya. Evet. Hemen kucakladılar beni. Hoş geldin dediler. Ve böylece binaya girişim de o şekilde, hı-hı, gerçekleşti. Sonradan? Sonra Güzel Sanatlar Akademisi'ne girdim ben. Evet. Yani İstanbul'a geliş sebebi Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'ne girmek idi. O da ayrı bir macera. Yani Cenab-ı Allah içimize demek ki yaratırken bizi, beni içimde böyle bir sanatın da... Evet. Seninle konuştuk ya biraz önce, Fuzuli de diyor ki, büyük şair Fuzuli, Allah herkesin fıtratının toprağına sanatın ağacını yerleştirmiştir. Ha benim ağacım şiir, senin ağacın resim, öbürünün ağacı fotoğraf, bir ikinin ağacı da başka bir şey. Ama bu yine söylüyorum, gerçekten Allah'ın kendi sıfatlarından bize bağışladığı bir şeydir. Sanat da, ki Allah da sani hakim olarak geçer, en yüce sanatkar, mutlak. O sanat sıfatından bize bağışta bulunmuş. Yani sizi de yaratılışınızda bu fotoğrafa bir eğilim koymuş size. Yani sanatla ilgili bir, evet, ağacı dikmiş. Gerçekten benim orta öğretimde, ortaokul ve lisede hakikaten resimle alakalı inanılmaz güzel çalışmalarım vardı. Konuyla alakalı da resim öğretmenlerim mutlaka akademiye gitmelisin, hmm, diye de fısıldıyorlardı. Fakat o dönemde akademiye gitmek, güzel sanatlar işiyle uğraşmak, yani 1972'den bahsediyoruz. Evet. Yani popüler meslekler varken, popüler okullar varken, doktor olmak varken, mühendis, o zamanlar doktorluk ve mühendislikti, doktor, değil mi? Doktor, mühendis, avukat, hakim, ha, neyse yani, evet, hukuk fakültesi. Ki rahmetli babam da hukuk üçten ayrılma içinde böyle bir ukdesi kalmış. Oğlum hukuk fakültesine gitmelisin veya siyasala gitmelisin diye çok telkin etti. Ben de sosyal bilimlerden mezun olduğum için bu okullara girme şansım da var. Yani hukuk fakültelerine, hmm, girebiliyorsunuz aldığınız puanla. Hayır dedim baba, ben Güzel Sanatlar Akademisi'ne gideceğim, resim bölümüne gideceğim. Tabii şimdi yönlendirme resme ait olunca biz de talebimizi resme talep, evet, ettik. Ve gerçekten İstanbul'da yetenek sınavlarına girdim ve yetenek sınavlarında çok başarılı vaziyette okula kaydımı yaptırdım. Fotoğrafları kaydırabiliriz, evet, teker teker, çünkü çok sayıda fotoğrafımız var. Evet. Ve gerçekten de başarılı bir şekilde okula girdim. Ama okulun bütün bölümlerinin tek bir dersi var ortak. Temel sanat eğitimi adı altında verilen bir ders var. Bütün bölüme girmiş, farklı bölümlere girmiş arkadaşlar o temel sanat eğitimi dersini ortak görüyoruz. Orada tanışıyoruz arkadaşlarla. Siz hangi bölüm, siz hangi bölüm, siz hangi bölüm derken işte ben mimarlık bölümü, ben heykel bölümü, ben resim bölümü, ben tekstil bölümü, ben grafik bölümü falan deyince diğerlerini anladım da grafiğin ne olduğunu anlayamamıştım. Hmm. Grafik ne iş yapar dedim. İşte reklam fotoğrafları çekerler, reklam grafikleri yaparlar, amblem yaparlar, logo yaparlar, firmaların tanıtımıyla alakalı kitap işler yaparlar, kitap kapağı yaparlar, afiş yaparlar. Afiş yaparlar, evet. Benim bu bölüme girmem lazımdı. Tabii şimdi bizi yönlendiren de kimse olmayınca biz resim bölümüne girdik. Bir sene okumama rağmen, çok başarılı girmeme rağmen, bir yılda okulun eğitimini almama rağmen hocaya dedim ki bir tanesine, hocam dedim ben grafik bölümüne geçmek istiyorum.
tekrar bir imtihana giriyorsunuz. Üniversite imtihanına girmeden tekrar bir... ara imtihanı bir nevi, evet. Yine yetenek sınavına giriyorsunuz. Oradan da bölüm atlıyorsunuz aslında. Fakat benim yapmış olduğum çalışmaları çok beğendiği için hoca, dedi, kesinlikle de seni kazandırmam dedi. Ve gerçekten tekrar imtihana girmeme rağmen beni kazandırmadı. Ha. Fakat daha sonra kendi resim atölyesini beni aldı. Fakat ben resimlerimi hep grafik esaslı yaptım ama. Yani, yani tuvali, resim tuvalimi desenini çizerken, oradaki düşündüğüm kompozisyonu yaparken hep grafik esaslı işler tarzında yaptım. Yani bir kitap kapağı gibi, bir afiş gibi. O da ilginç ama. İlk defa grafik, yani akademide ilk defa resimde grafik esaslı resimler yapan ilk benmişim. Öyle söylediler. Tabii yani artık ikinci sınıf, üçüncü sınıf, beşinci sınıf deyince biz mezuniyetimizi resimden mezun ettik kendimizi. İşte bu süre içerisinde biz Yeniden Milli Mücadele ile tanışmamız da benim bu sanat çalışmalarımı birleştirdim. Ve ben derginin işte sanatla ilgilenen, sanatla ilgilenen arkadaşların odasına girdim. Ama bu odada çok değerli arkadaşlarla tanıştım. Bir, Haşim Vatandaş. Evet. İki, Haşim Vatandaş biliyorsun bu Topkapı şeydeki Panorama 1400'ü yapan arkadaş. Evet. Mahfiyetkar, pırıl pırıl bir insandır. Şimdi zannediyorum Bursa'da da Bursa'nın fethiyle ilgili bir panorama şey bitirdiler yapmış. Onda. Bitirdiler. Bir de Çanakkale'yi yapıyorlardı. Onu da bitirdiler de binasını bekliyorlar. Ha, evet. Başka kimler var abi? Bunlardan da bahset. Haşim Vatandaş abimizle tanıştık. O tabii yaşça da bizden büyük. Artık Haşim abimiz oldu orada. Savaş Çevik'le tanıştık. Savaş Çevik. Evet. Mükemmel bir arkadaşımız. Şu an Türkiye'nin en iyi hattatlarından. Evet. O da grafik çalışıyor. Grafik bölümünde. Evet. Ve kendisiyle biz öğrencilik evinde tam 4 sene kaldık. Sonra Hasan Karal'la tanıştık. Hasan Karal. Ressam. Türkiye'nin gelmiş geçmiş ressam ve desen üzerine kalem oynatabilecek bir insan tanımıyorum. Hasan Karal. Maşallah. Arkasından Hamit Yüksek. Bu arkadaşlarımız bu odanın müdavimleriydi. Biz de dahil olduk bu kadroya. Sonra dergi her hafta çıkıyordu çünkü. Ya Coşkun bir şey söyleyeyim mi? Aklıma ne geldi? Deli deli. Her sanatkarda bir delilik vardır. Kutsal delilik. Bu arkadaşları bir gün ortak bir programa alalım mı? Ne dersin? Haşim Vatandaş İstanbul'da, Savaş Çevik İstanbul'da, Hasan Karal Adana'da. Olsun, gelir ne olacak? Gelir. Hamit Yüksek burada. Ben buradayım. Tamam. İnşallah ömrümüz de vefa ederse. Şöyle geniş bir şey yapalım. Yüksek bir sanat toplantısı. Resim mesela. Resim. Başka bir gün de işte edebiyatçıları çağırırız. Taş Diken orada duruyor. Kaya gibi. Mehmet Akif Ak burada duruyor. Kaya gibi. Vallahi harika olur. Şairlerimiz var. Yetkin dileğimiz var. Bütün bunları ayrıca bir idealist, gerçekten kendini insanlığa adamış bu adamlar, bu toplumun kurbanları olmuş yani. Hani kurban var ya, insan canını bir şey uğrunda feda etti, bu kurban olmak demektir. Bunlar insanlığın kurbanı olan insanlardı. Hala yaşıyorlar bunlar. İşte ölenlerden de Necati Aykan benim, aziz kardeşim, dostum. O Mehmet Ali Taşçı. Ne büyük bir hikayeciydi ya Rabbi. Nasıl kesinlikle bir insandı o? Kesinlikle. O nasıl insanlardı bunlar? Veli Şirin burada geçen programda geldik. Bunlar böyle kendini hakikaten. Bir de arada unuttum. Zeki Ceyhan diye bir arkadaşımız vardı. O da kadronun içerisindeydi. O da güzel sanatlarda okuyordu. Evet. Yani şimdi biz Haşim Vatandaş, hepimiz güzel sanatlarda okuyorduk. Yani Hasan'la Hamit uygulamalı güzel sanatlar
yüksek okulda okuyorlardı. Haşim grafik de okuyordu. Daha sonra sinema televizyona geçti. Savaş Çevik ve Zeki Ceyhan ben akademide okuyorduk. Yani Yeniden Milli Mücadele Dergisi'nin bu sanat odası inanılmaz kabiliyetli, yetenekli, özellikleri olan insanları bir araya toplamışlardı. Bir dakika. Toplanmıştık. Evet, bu afişte işte derginin kapakları, afişleri, şeyleri yapılıyor. Öbür taraftan da edebiyatta Pınar Dergisi. Aşağı yukarı 10-15 bin basan o devirde yani muazzam bir olay. Muazzam bir olay. Ve biz orada Ahmet Taş Getiren'in başkanlığında abi, toplanır. Kendisinden özür diliyorum. Estağfurullah. Unuttum. Saim Okan abi. Saim Okan. İşte Pınar deyince tabii kapaklarını. Bu odada bir de Saim Okan abimiz vardı. Şimdi Pınar Dergisi'nde çalışıyoruz biz beraber. İşte dergi çıkartıyoruz. Her sayıda aşağı yukarı benim her sayıda olmasa bile 2-3 sayıda bir şiirim var. Ondan sonra diğer arkadaşlar öyle, hikayeciler öyle, denemeciler öyle. Ahmet Taş Getiren'in başkanlığında biz her ay toplantı yapıyoruz. Ondan sonra herkes o ayın dergisinde yazacağı şeyleri alıyor görevi. Ondan sonra her sayı çünkü bir konuya işte kadın meselesidir yahut da işte kültür meselesidir başka. Sonradan birdenbire dediler ki biz gazete çıkaracağız. Hadi bakalım. Gittik ve sen, ben, ondan sonra hangi gazeteydi? Bayrak Gazetesi. Bayrak Gazetesi. Orada yine Ahmet Taş Getiren, Hüseyin Gülerce, sen ismini şey yap. Orada inanılmaz bir gazetecilik yaptık. Kesinlikle. Biz o zaman diyorduk ki, Cumhuriyet Gazetesi, tabii o solun en kaliteli şeyiydi. Biz de işte sağ cenah, kendimize o zaman sağcı diyorduk. Yani Allah'a şükür biz böyle bir sağcılık, solculuk meselesi bitti bizim için. Ama o dönemde biz sağın cumhuriyetiydik. Ve hatta her kültür olayında anında biz orada bitiyoruz. Mehmet Akif Ak'la birlikte gidiyoruz. Veli Şirin'le birlikte gidiyoruz. Deri toplamalarımız var Veli Şirin'le beraber. Küçükçekmece Kültür Derneği'nde. Yani ve çok güzel bir gazetecilik yaptık. Sonra seninle biz ortak 1,5 yıl mı? Evet. Şimdi ona da geleyim. Şimdi bu yani derginin her hafta kapağı yapılır. Kapağın kararını da Ahmet Taş Getiren ama asıl karar verici de Yavuz Aslan Argun. Ve Allah Yılmaz Karaoğlu'yla rahmetli ikisi beraber girerlerdi odaya. Müthiş bir motivasyon konuşmasıyla müthiş bir gayret verme konuşmalarıyla bizi müthiş bir şekilde onore ediyorlar ve biz o gazda mükemmel kapaklar yapıyoruz ama. Kaç tane? 4-5 tane eskiz çıkarıyoruz. Yani o dönemde şimdi bir şeyleri yapmak daha kolay şimdi. Yani eskiden tabii. Bu sistemleri bilmediğimiz için o sistemler içerisinde yoğruluyorduk ama şimdi bu sistemler kolay. Bilgisayarda bir Photoshop programı veya grafik programları var. Düşündüğünüzü çok kısa bir süre içerisinde gerçekleştirebiliyorsunuz ekranda ama o dönemde her şey manuel. Karanlık odası var, fotoğrafı var, bunların klişeye gitme işi var, renk ayırımları var. Yani teknoloji olarak inanılmaz zor ve sıkıntılı ama biz zor ve sıkıntıyı bilmiyoruz. Evet. Neden? Bu iş böyle yapılır. Tamam, o günkü şartlarda oydu zaten. Tabii. Yani şimdi kolay sistemleri görüp de eskinin yorumunu yapmamız daha kolay. Evet. Şimdi o kapaklar o şekilde çıkıyordu. Her hafta muhteşem kapaklar. Ve müthiş de ses getiriyordu. Tabii. Yani bilhassa Haşim abinin yaptığı kapaklar. Pınar'a da yapıyordu o. Pınar'da biz da, bu ara tabii. Derginin içerisine karikatürler, Pınar dergisine desenler, grafikler yapmak suretiyle şeyin
o yayının tüm görsel faaliyetlerini saydığımız bu ekip yürütüyordu zaten. Evet. Ondan sonra dediğiniz gibi bir gazete çıkarma, o dönemde bir Yeni Ortam diye bir gazete vardı. He, onu sorun, satın aldılar. O satın alındı. Bayrak Gazetesi oldu. Bayrak Gazetesi bir kadro oluşturdu orada. İşte Ahmet Taş getiren abimiz yazı işleri müdürü, işte ve yazar takımı, köşe yazarları. Bu köşe yazarların içerisine de Coşkun Aydın'ı da lütfettiler. Çünkü fotoğrafçılığım işte okul döneminde 1975'te başladı benim fotoğrafçılığım. Sen fotoğraf çekiyordun, ben de onu ne yapıyordum? İşte onun hikayesini Türkiye'den manzaralar başlığı altında bir şeyimiz vardı, sayfamız vardı ki ikinci sayfanın üçte birlik alanını kaplıyordu. Ben dışarıdan fotoğrafları çekiyorduk, hikayesi olan fotoğrafları çekiyorduk. Hele bir tane hikayeyi hala unutmuyorum. Bir fotoğraf çekeceğim. Arkamdan bir tanesi bağırıyor. Şey lazım mı? Hayvan lazım mı abi diye. Allah Allah, kim bu hayvan lazım mı diye bağırıyor. Baktım hamalmış meğerse. Hı-hı. Yani o sırtındaki sırt semer, yani semer diyorlar ya onlara. Sırttaki taşıdığı şeyi. Onun işte hep yük taşıdığı için sanki beni bir yük taşıyıcı aradığımı zannederek hayvan lazım mı abi deyişi ve onun da ben fotoğrafını çektim ve bunun da hikayesini o köşede yazdım. Hatırladığım bir hikaye olduğu için söyledim bunu da ve buna benzer bir sürü hikaye yazdık. Sonra siz ele aldınız o köşeyi. Ondan sonra ama senin adınla yazdım ben. Tabii. Coşkun Aygın. Senin adınla ben yazıyorum ama aşağı yukarı 6 ay falan. İşte ben bir sene falan ben yazdım. Ondan sonra 6 ayda ben yazdım. Sonra okul konusu gündeme geldi. İşte bitirme sınavları başladı falan derken köşeye yazı yazamama gibi durumu düştük. İşte fotoğraf, ben o dönemde fotoğrafa başladım hocam. Yani derginin de ve gazetenin de fotoğraf işlerini yapar hale geldim. Karanlık odaya giriyorum. Karanlık odada fotoğraf basıyorum. Parmakların kınalanıyor. Fakat o ayrı bir güzellik ama. Evet. O karanlık odanın o teneffüsünü, o kırmızı ışık altında kartın baskı işlerini yapmak apayrı bir keyif veriyor ve sanatkarlık tarafı var orada. Tabii tabii. Yani orada sanatçılık başlıyor. O şey tırnakları siyahlaşıyor. Gümüş nitrattan dolayı. Şimdi Coşkun, zamanımız bir hayli daraldı. Şimdi hani sen demiştin de doldurabilecek miyiz diye. Ben de sana dedim ki daha besmele çektim. Hakikaten yeni başladık hocam. Hadi yeni başladık. şimdi senin bir de Afrika maceran var. Ve onun burada bir ürünü var. Şimdi bu kitap. Evet, iyice bir zoomlayalım arkadaş. Bu arkadaşlar. Bu Coşkun Aydın Usta'nın gönül coğrafyamız olan Afrika'da hangi ekiple gittin sen? Hocam, gönüllü teşekkürler bak bunu. Hay gönüllüler derneği. He. BİSEK derneği. Yani bir insan dünyaya bedeldir. Eğitim köyleri yardımlaşma derneği ve bir Gönüllüler Derneği. İkisi aynı kuruluş. Başkanlığını iş adamı İTO yönetiminde bulunmuş. MÜSİAD'da yönetimde bulunmuş. İş adamı İbrahim Ceylan abimiz yönetiyor derneği. 2005'ten beri gidiyorlar Afrika'ya. Niye gidiyorlar bunlar abi Afrika'ya? Niye gidiyorlar? Bir izleyicilerimiz öğrensin. Şimdi Afrika hakikaten çok önemli. Biz Afrika'yı yani 1900'lerden itibaren artık kaybettik. Fransa'ya terk etmişiz. İşte Fransa'ya, İtalyanlara terk etmişiz. Ve işte ta Cezayir'e kadar, Fizan'a kadar, Libya, Mısır, Kuzey Afrika bölgesi, işte Orta Doğu, Filistin, Suriye, Irak bölgeleri. Yani Osmanlı coğrafyası. Osmanlı coğrafyası. Ama bu Birinci Dünya Savaşı'nın büyük sıkıntılarından biz o coğrafyayı terk etmişiz.
hem de iyi terk etmişiz. Hem de 100 yıl terk etmişiz. Şimdi diyorlar ki ne işiniz var sizin burada, niye geldiniz diyorlar bize. Şimdi onun hikayelerini de anlatayım. Yani onunla ilgili de iyi hikayelerimiz var. Evet, fotoğraflar da zaten yavaş yavaş, evet, değil Afrika mi? Afrika fotoğrafları, evet, dönebilir o şekilde. Evet. 2005'ten beri Gönüllüler Derneği İbrahim Ceylan'ın başkanlığında Afrika'yı gider hale gelmişler. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti 2007'den itibaren gitmeye başlamış vaziyette. Ve devlet bu konuda çok önem verir hale geldi buna. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti Afrika'ya çıkartma hareketini başlattı. 2007'den itibaren. Şimdi düne kadar 7-8 tane Afrika ülkesinde büyükelçiliğimiz varken şu an 42 tane Afrika ülkesinde büyükelçiliğimiz var. 50'ye tamamlamaya olmaz çalışıyorlar. Ne işi 54 var ülkesi var Afrika'nın. Afrika coğrafyasında, kıtasında 54 ülke var. Türkiye Cumhuriyeti'nin hedefi 50 ülkede büyükelçilik oluşturmaya çalışılıyor ve şu anda tahmin ediyorum 42, geçmiş de olabilir. Son benim bildiğim 42. Türk Hava Yolları 55 uçuş noktasına uçuyor. Yani Türk Hava Yolları'nın orada Türk bayrağını göstermesi mükemmel, müthiş bir olay. TİKA, Türk İşbirliği Koordinasyon Ajansı olan ajans 28 resmi devlet kurumu, resmi, evet. Devlet kurumu. 28 Afrika ülkesinde faaliyet gösteriyor. Bir de Yunus Emre var. O da kültürel olarak. Yunus Emre kültür faaliyetleri yürütüyorlar. Evet. Maarif okulları devralındı. Devralındı şeylerden. FETÖ'nün okullarından. Malum, evet. Malum. Evet, ajanlardan. Evet. Alındı. Şu an maarif okulları şu an Afrikalı çocukları ciddi boyutlarda eğitiyor. Türkiye'de 140 bin tane Afrikalı öğrenci okuyor üniversitelerde. Bunlar Türkiye Diyanet Vakfı ve İHA ile getirtiliyor. Hı hı. Ama gerçekten seçme özellikleri olan ve kendi ülkesine faydasını temin edecekleri çocukları buraya getiriyorlar. Siz de o Afrika'ya bu çerçevede gidiyorsunuz. Türk iş adamları gidiyorlar. Evet. Türk müteahhit firmalar orada müthiş işler yapıyorlar. Ha, şimdi bu faaliyetlerin içerisinde bir de insani yardımların yapılması gerekiyor. Çünkü Afrika gerçekten sıkıntılı bir coğrafya. Neden? Sömürgenin içerisinde kalmış, yüzyıllar boyunca, yani en az 200 sene sömürmüş, 300 seneye dayanıyor. Neden? Amerika keşfedildikten sonra Afrika'dan işte köleler devşirilerek, Amerika'ya götürülerek orada köle vaziyetinde çalıştırılıyor. Evet. Ve aynı şekilde batılı ülkelerde bu Amerika'nın kalkınmasının temelinde bu kölelik şeyi geliyor. Sistemi var. Buradan artı Avrupa'nın da kalkınmasında tabii. Kölelik sistemi var. Fransa şu an 14 tane Afrika ülkesini ciddi boyutlarda sömürmekte. Eğer Fransa'nın Afrika sömürgesi olmasa Fransa çöker. 600 milyar dolar. Her yıl 500 milyar doları bu ülkelerden ben sizleri koruyorum. Evet. Kolonyal vergisi alıyor. Yani nasıl bir anlaşma yaptılarsa kolonyal adı altında bir vergi alıyor. Evet, yani sömürü vergisi. Kolonyalizm. Yani daha evvelden orayı kendi askeri güçleriyle, kendi valileriyle yönetirken şimdi oradan çekilmiş. Tamam, bu ülkelerin hepsi bağımsız ama maalesef öyle anlaşmalar o toplumları, o milletleri, o yöneticileri öyle bağlamışlar ki orada kendisinin bulunmasına gerek yok. Tabii. Yani o sömürü düzeni maalesef yine devam ediyor. İşte konuyla alakalı fakat sömürülürken o ülkelere de hiçbir yatırım yapılmamış. Yani inanılmaz bakir bir alan. Evet. İnsanlar çalışacak ortamları yok. O insanlar ya tarım yapıyorlar, tarımla uğraşıyorlar ya, suları yok. Ya da hayvancılıkla uğraşıyorlar ya da suları yok. Şimdi coğrafyanın, yani ben Afrika'nın birçok yerine gitmedim. Yani bir Afrika hikayemiz var ama benim gittiğim coğrafya
büyük sahra coğrafyası, büyük sahra çölü coğrafyasında yer almış olan ülkeler. Başta Nijer. Tuarek değil mi? Bunlar Tuarek. Evet, Tuarek. Yani. Başta Nijer, Çat, bir de Komor Adaları'na gittim. Gönüller Derneği de, İbrahim Ceylan Bey de bu gidiş gelişlerinde bir yer tespiti yapıyorlar. Nijer'de Niamey başkente uçakla inildikten sonra 740 kilometrede veya 800 kilometreye yakın bir çata doğru, doğuya doğru bir karayolu seyahati yapılıyor. Oradaki insanlara bu hizmeti götürüyor. Hizmeti götürülüyor. Otobüsler falan mı yoksa şeyler otobüsler, mi? Otobüsler. Tabii önce daha minibüslerle, küçük araçlarla gidilirken şimdi birazcık daha gelişmiş, biraz daha konforlu otobüslerle gidiliyor. Evet. Şimdi sivil toplum örgütlerinin Afrika'da İbrahim Ceylan Bey'in de çok önem verdiği konulardan bir tanesi bu. Her sivil toplum örgütü Afrika'da belirli bir bölgede çok etkin olmalı. Yani şimdi biz gönüllüler olarak o gittiğimiz Maradi bölgesi, Tesova noktası, Tesova kırsalı dediğimiz kasabada ve onun çevresinde bir 700 kilometrelik veya 500 kilometrelik alan içerisinde çok etkiliyiz. Yani insanlar, bu insanlar gelmeli, yani bu Türkler diyorlar. Gelmeli. Hele bir tane hikaye var. Bir bana anlatmıştın, bir çoban dedin değil mi çölde? Şimdi bir hikaye var. Buradan bir sebepten dolayı gidilememişti. Bir, şimdi şöyle anlatayım. Gönüllülerin de hemen kısaca bir özetini anlatayım. Gönüllüler sağlık hizmetleri götürüyor. Katarak ameliyatları yapıyorlar, cerrahi ameliyatları yapıyorlar. Kadın doğum, poliklinik, cerrahi ameliyatları. Yani bütün sağlık hizmetleri konusunda hizmet verebilecek doktor ve hemşire arkadaşlarımıza, sağlıkçı ekiplerle beraber gidiyoruz. Her gidişimizde 50-60 kişilik bir grupla gidiyoruz. Yani müthiş bir ekip, bu müthiş bir lojistik. Ama unutma da sana bir, bu konuyla ilgili bir şey söyleyeceğim. Benim çok değerli arkadaşım Profesör Doktor Ahmet Atilla Şentürk'ün kızı bu gezilerden birisine katılmış. Tanıştık. Ayşegül. Ayşegül. Ayşenur. Ayşenur. Ve seninle orada tanışmış. O da Mimar Sinan'da okuyor. Evet. Resim bölümünde okuyor. Ve oradan bana benimle ilgili konuşmuştu zannediyorum. Onu da Ayşenur'da, bu arada anladım. Evet, muhabbetimiz oldu. O geldiğinde birkaç şey yani hayata intibak edemedi diyor kızım Ayşenur. Yani orada ki yiyecekler, yani yoksulluk, fukaralık karşısında ya biz baba ne yapıyoruz, biz nasıl bir cennette yaşıyormuşuz diye diyor, bir müddet çocuk şey yapamadı. Evet. Şimdi Ayşenur'la da bir Afrikalı bir kızın yan yana fotoğraflarını çektim. Ha. O çok beyaz tenli bir kızımız. Evet. Bir de Afrikalı bir kızımız. Oh. Siyah tenli bir kızımız. Böyle tezatı çok güzel çektik orada. Yani bu hizmetler yapılıyor orada. Düşünebiliyor musunuz? 15 günlük bir süre içerisinde gidilip geliniyor. Bunun 4 günü yolda geçiyor. 11 gün operasyon yapılıyor. Sabahleyin saat 8, akşam saat 10. 11. 17 saat. Katarak ameliyatı, cerrahi, kadın doğum, poliklinik. Düşünebiliyor musunuz? Döndüğümüzde bir anda 5000 kişinin polikliniği yapılmış. Ücretsiz bunlar. Ücretsiz. Ya. 450 cerrahi ameliyat yapılmış. Gerçekten aman, cerrahi aman ameliyat. Allah, aman Allah. 800 adet katarak ameliyatı yapılmış. Ve diğer şeyler, sağlığın diğer dallarında müthiş faaliyetler. Yani şimdi biz bir dönem gidemedik. Gitmemiz gereken tarihler var. 6 ayda bir planlanıyor bu işler. Yapıyor İbrahim Ceylan Bey. Tespit edilen bir tarihte gidilemedi. Sonra iki ay sonra gidildi. Fakat her gittiğimizde hastane bahçelerinde bir anda 2000 kişi, 3000 kişi birikmiş görüyorsunuz. Yani siz otobüslerle hastaneye girdiğinizde gece yarısı bile olsa hastaneye giriyorsunuz. Götürdüğünüz ilaç kolilerini indiriyorsunuz orada.
tıbbi malzemeler indiriyorsunuz. Bir anda bakıyorsunuz bahçede 2000 kişi, 3000 kişi siz geldiniz diye alkışlıyorlar. Çünkü 2005'ten beri gidiliyor çünkü oraya. Yani ben gönüllerle birlikte 2014'ten itibaren gitmeye başladım. Ve benim Afrika'ya gidişim sağlık grubuyla, her sağlık grubuyla gittim. Artı kurban bayramları öncesi gittim. Oradaki kurban hizmetlerini de yaptık. Hmm. Ve kuyu açımları için de gittik. O da çok önemli. Kuyu. Böylece toplamda ben 22 sefer gidiş gelişim. Kuyu açımı nasıl oluyor Coşkun ya? Ben doğrusu yani orada ekipman gidiyor. Dur, Türkiye'den gidiyor. Ha, bir anlat. Ondan sonra abi biz o dönem gidememiştik işte. Bir iki ay sonra gittiğimizde bir baktık hastane bahçesinde tek tük insan var. Ya daha belki gelişlerimizde 2000-3000 kişi varken şimdi niye yoklar? Ertesi gün öğrendik ki demişler ki o gelenler Türk doktorları değildir. Yahu kardeşim bak işte 6 ay önce, şey 2 ay önce geleceklerdi, bak şimdi gelmediler. Şimdi geldiler, o gelecek olanlar işte bu gelenler. Hayır hayır, inanmayız. Şimdi o 2000-3000 kişinin toplanmasını da oraya gitmeden 15 gün öncesinden radyo anonsları yapılıyor. Orada tüm iletişim transistörlü radyolarla. Hmm. Yani şefin kullandığı bir tane telefon şey transistörlü radyo. Oranın radyo, yerel radyoları var. Oradan anons yaptırıyor. İşte Türk doktorları gelecek, gönüllü Türk doktorları gelecek. İşte köyünde hastası olanlar işte şu merkeze gelsin. İşte bilinen malum merkeze gelsinler diye. Onlar da orada katarak olan, işte ameliyat olması gereken, işte sağlık hizmeti alması gereken insanları toparlıyorlar, gönderiyorlar. Abi inanır mısın? 80 kilometre yol yürüyenler, 150 kilometre yol yürüyenler, aman Allah'ım ya, çölü yürüyerek geçenler, susuz gelenler, aç gelenler. Yani o hastane yani bahçesini... Türkleri görmek için geliyorlar. Hayır, tedavi olmak için geliyorlar. Ama Türklerden yani. Türklerden umutları var. Evet. İşte o gelenler Türk doktorları değildir diye kim gelmemişler. Yani inanmamışlar yani. Ha, inanmamışlar. Biz iki ay sonra gidince onların geleceği tarih biz biliyoruz. O gelenler onlar değildir falan. Neyse, ikna edilip tekrar o insanların gelmesi sağlandı ve tekrar iki gün gecikmeli tedaviler, operasyonlar yeniden başlandı. Şimdi gönüllerin bu hareketi abi, Sahra Afrika'sında malzemesini yanında götürerek gün başına ameliyat sayısıyla ilgili en çok ameliyatı yapan dünyada tek dernek. Dünyada söylüyorum. 8 yıldır dünya birincisi. Maşallah. Yani bu faaliyet, yani bu cerrahi ve bu tıbbi faaliyetlerinden dolayı. Şimdi güzel bir faaliyet. Ha, şimdi bununla ilgili farklı sivil toplum örgütleri de Afrika'ya gidiyor. Şimdi gönülleri anlattık ama diğerlerinin de hakkını yememek lazım. Onlar da kimisi sağlık hizmeti veriyor, kimisi kuyu açıyor, kimisi kurban kesiyor. Sonuçta Afrika'ya bu anlamda müthiş bir sivil toplum örgütü çıkartması da var Türkiye'nin. Devlet bunu destekliyor, bu faaliyetleri. TİKA kanalıyla destekliyor. Türk Hava Yolları kanalıyla destekliyor ki Türk Hava Yolları götürdüğümüz 4 ton malzemenin sponsorluğunu yapıyor. Bagaj parası almıyor. Müthiş bir şey. TİKA projenin belli bir kısmını parasal olarak destekliyor. Doktorlarımız bu konuyla alakalı hiçbir ücret talep etmiyor ve gönüllü geliyorlar oraya. Kimisi senelik izinlerinden fedakarlık ederek geliyorlar. Kimisi hastanesini bırakarak geliyor. Kimisi hastasını bırakarak geliyor. Bütün dedikleri, öyle, doktor öyle. Arkadaşlarımızın bütün dedikleri de yani biz bu insanlara faydalı olmak için geliyoruz. Çünkü hakikaten sağlık hizmeti alamıyorlar. Alamadıkları da belli oluyor çünkü doktorlarımız o hastalığı görünce, rahatsızlığı görünce diyor ki biz bu hastalıkları çoktan unuttuk. Neden? Çünkü erken teşhisleri yok. Erken teşhis olmayınca da doktor da yok, sağlık hizmeti de yok. Büyüyor ondan sonra. Evet. Ve gidildiğinde bir bakıyorsunuz inanılmaz görseller, görüntüler oluşuyor. İnanır mısın? Ben fotoğraf çekerken
bazen çekemiyorum o fotoğrafı. Allah Allah. O görseli hani o adamın İçin tutmuyor yani. Veya çekiyorum abi, gidiyorum gırtlağım düğümleniyor. Bak şimdi aynısı yine, etkileniyorsunuz. İnanılmaz derecede sizi rahatsız ediyor. İşte sömüren ülkelerin maalesef bu insanları terk etmiş olmaları o bölgede. Ve ben onun adını şöyle koydum. Bu insanlar doğuyorlar, ölümü bekliyorlar. Ha. Ve maalesef çocuk ölümleri doğumda 1000 tanesi doğuyorsa 250'si doğumda ölüyor. 250'si. 150'si, %50'si. 250'si, 1000 çocuğun 250'si, %25'i. 5 yaşına gelinceye kadar da bir 250'si daha ölüyor. İnanılmaz. Yani çocuk ölümleri inanılmaz safhada orada. Onun için kadınlar sürekli çocuk doğuruyorlar. Kimin sağ kalacağını bilmiyor ki çünkü. Ve maalesef hani oranın coğrafi yapısı, iklimi ve kültürel yapısı oradaki kızların erken gelişmesine sebep oluyor. Kültürel olarak da erken yaşta evleniyor. Yani bize göre erken yaşta evleniyorlar. 12-13 yaşlarında, 14 yaşlarında çocuk evleniyor. 15-16 yaşında da çocuk doğurmaya başlıyor. Hmm. Şimdi kadına şunu soruyorsunuz. Kaç çocuğun var? Doğru soru şuymuş meğerse. Kaç çocuğun öldü? Doğanı bilmiyor kadın. Ölenin sayısını biliyor. Aman Allah. Yani böyle bir acıklı bir tablo var orada. Fakat yiyecek malzemeleri de yok. Fotoğrafta işte görüyoruz. Hı. İnanılmaz yokluk içindeler. Yoksulluk içindeler. Siz pet şişeden su içemiyorsunuz. Ben önce pet şişeden su içiyordum. Bitiriyorsunuz. Sonuçta her taraf kirli. Her şey atılmış, pislik içerisinde. Siz de atacak bir çöp bidonu bulamıyorsunuz kardeşim. Siz de herkes gibi atıyorsunuz. Bir bakıyorsunuz, attığınız o pet şişeyi 6, 7, 8, 10 tane çocuk almak için mücadele ediyor. Ya bu ne iş diye soruyorsunuz. Diyorlar ki o pet şişeyi almak onun için bir itibar konusu arkadaşları arasında. Pet şişenin içerisinde su dolduracak. O pet şişeden su içmesi o çocuk için arkadaşlar arasında itibar meselesiymiş. Allah Allah. Yani inanılmaz bir şey. Yani yok, yoksulluk böyle bir şey ya. Yanınızda götürdüğünüz şişeyi iki yudum içiyorsunuz. Tabii etrafınızda çocuklar oluyor tabii o anlamda. Bakıyorsunuz en böyle mazlum, en küçük aralarında gel evladım diyorsun. Al bakayım şu şişeyi. Atmadan, hem suyu bitirmeden hem de yere atmadan çocuğa veriyorsun. İnanılmaz mutlu ediyorsunuz o çocuğu. Allah Allah. Yani şimdi yokluk ve yoksulluk içindeler. Yeme içme konusunda büyük sıkıntıları var. Sadece yiyebildikleri resimleri biraz hızlandıralım isterseniz. Çünkü vakit sadece daraldı, yiyebildikleri evet. Millet dedikleri bir tahıl var. Millet. Onu ekiyorlar. Onun tohumunu dövüyorlar. Onu un haline getiriyorlar. Saatlerce dövüyorlar. Saatlerce. Un haline getirebilmek için. Şimdi gönüller o faaliyete destek olmak için un değirmenleri yapıldı. Ha, manuel çalışan. Evet. Çünkü orada elektrik de yok. Manuel çalışan bir değirmen yapıldı. Kadınların böyle 5-6 saatte yaptıklarını o değirmenle 20 dakikada çevirerek un haline getiriyorlar. Şey ya, onlar için büyük bir nimet. Tabii. Sağ olsun bağışçı, Türkiye'nin bağışçı insanları bunları destek veriyorlar. Gönüller Derneği de gidiyor. Şimdi onlara... abi siz niye oralardasınız diye soruyorlar ya bazen. Ne işiniz var sizin? Fizan'da ne işiniz var? Efendim Libya'da ne işiniz var? Abi oraları bizim gönül coğrafyamız. Oralar bizim gönül coğrafyamız. Yani biz orada gönlümüzü bırakmışız. Biz oraya gönlümüzü bırakmışız. Tekrar gönlümüzü toparlamak için gidiyoruz. Ya oraya. İnsanlığın bu vicdanı bu ya. Ya bakın şimdi vicdanın sesi bu. Vicdan şimdi biliyorsun bir Afrikalı şey diyor ki Batılılar buraya geldiklerinde diyor bizim topraklarımız vardı diyor. Onlar bize kitap getirdiler diyor. Gözlerinizi kapatın dediler diyor. Biz gözlerimizi açtık, baktık ki elimizde bir kitap var ama topraklarımız batılılara gitmiş.
Yani Hristiyan misyonerleri gelip onlara bir kitap veriyorlar işte. İncil veriyorlar. İncil. Biliyorsun misyonerlik de zaten sömürgenin keşif koludur. Şeyciler, misyonerler o toplumu işte iyiye, güzele, hayra, gerçek dine davet etmek değil maksatları. Maksat onları işte Batı kolonyalizminin yemi haline getirecek uyuşturucu anlamında onlara bir şeyler veriyorlar. Ve zaten Hristiyan bile olsa sonunda bu Afrikalıdır, siyahidir, faşist, batılı efendim anlayış, yani faşizm ve nasyonal sosyalizm temelli Batı felsefesinde bu insanlar işte insan bile sayılmazlar biliyorsun yani. İşte Afrika'da Fransa'nın yaptığı şeyler, ondan sonra Cezayir'de gerçekleşti. 1,5 milyona yakın insanın katliamı, İtalyanların keza Libya'da yaptığı Ömer El Muhtar'ı biliyorsunuz ondan sonra. Fransızların Cezayir'de yaptıkları. Şimdi Türkiye'nin burada enteresan bir misyonu var bakın. Türkiye gerçekten oraya, bugün Azerbaycan milletvekili konuşuyordu. Diyor ki, Türkiye diyor, gittiği yerlere diyor, evrensel barış için gidiyor. Ve bakın dünyada şimdi, işte Amerika, dünyanın lideri Amerika, Rusya keza, hiç bunlardan siz dünya barışı idealizmiyle ilgili en ufak bir yaklaşım gördünüz mü? Hayır. Mesela bakın Minsk grubu var, Fransa, Rusya, Amerika. Orada Azerbaycan'daki Hocalı katliamında yaptığı korkunç şeyleri 30 yıldır orada o işi uyutup bir tek gün, ya siz burada insanları öldürdünüz, ondan sonra burayı işgal ettiniz da Karabağ'ı, asırlardır Azerbaycan'ın toprağı olan bir yerleri, hiç ona ses çıkarma yok. Ama bugün işte Azerbaycan ordusunun Ermeni şeyine yaptığı hücum ve orada gerçekleştirdiği başarılar üzerine hemen harekete gidiyor. Hemen efendim işi uzatmayın, barış olsun bilmem ne. Niye? Yani o bakımdan Türkiye'nin hakikaten bu misyonla, yani barış misyonuyla, adalet misyonuyla bakın. Çünkü bu bizim zaten devletimizin kökünde var olan bir şey yani. Hatta bizim İmam Maturidi'nin bir şeyi var, sözü var. Diyor ki, devletin dini adalettir. Çok ilginç bir şey. Yani bizim devletimizin temelindeki algı özellikle adalettir ve adalet bütün insanlığın ortak sığınağıdır. Onun için yani burada Afrika'da bu gerçekleştirilen misyon gerçekten çok büyük bir şey. İşte, ama önce bunu devletin bu noktada bir ön açması gerekiyordu. Devlet bunu yaptı şu an 2007'den itibaren. Yani sivil toplum örgütleri başladı ama bireysel dernekler faaliyetiyle yürütüyorsunuz bunu. Hani insani bir faaliyet olarak yürütüyorsunuz 2005'ten beri. Ama bir devletin orada olması, yani Türk devletinin Afrika'da olması, işte büyükelçilikler, müthiş bir diplomatik ziyaretler, o ülkelerin başkanlarının Türkiye'ye gelmesi gibi faaliyetlerle biz ciddi bir Afrika açılımı yaptık. Ve mesela yaşadığım olaylardan bir tanesi, şimdi gidiyorsunuz oraya, yani Türkiye'yi anlatmak adına ibadet edeceksiniz. Tabii bizdeki gibi mükemmel camiler yok ki, kerpiçten yapılmış, üstü de çalı çırpıyla kapatılmış. Adı mescit olan, işte barakalar tarzında mescitler var. Yani ama oranın, yani Nijer insanının, ben Nijer'i ve Çat'ı çok daha iyi biliyorum. Nijer insanı ve o çöl bölgesinin insanları, dini şeyleri çok kuvvetli. Ezan okunduğu zaman mutlaka cemaatle namaz kılınıyor. Yani mescide bile gidemeseler,
Hemen oradaki esnaf kendi arasında toplanıyor. Birisi imam oluyor. Hemen o anda cemaatle namaz kılıyorlar. Ve bu şeyi Batılılara karşı müthiş bir direnç koruma mekanizması olarak. Direnç ve koruma mekanizması olarak bunu hala yerine getiriyorlar. Evet. Bunu koruyorlar. Ve beyaz insanı gerçekten hiç sevmiyorlar. Yani çünkü biz de beyazız. Hani şimdi tipimiz itibariyle yani Türk, yani üzerimize Türk yazmıyor ki. Şüpheyle karşılaşıyorlar öncesi. Kimsin, nesin? Şüpheyle bakıyorlar. Şimdi beyaz adam namaz mescide giriyor. Evet. Allah Allah. Tereddütle ve şüpheyle bakılıyor. Beyaz adam mescide giriyor. Beyaz adam secdeye oturuyor. Allah Allah. Beyaz adam onlarla birlikte namaza duruyor. Omuz omuza onlarla birlikte namaz kılıyor. Şaşkınlıklarını ifade etmek mümkün değil. Yani bunu ben çok yaşadığım için biliyorum. Diyelim ki 5-6 saf olunmuş. Siz geç kalmışsınız. En arka safta duruyorsunuz. Ama öyle bir fısıltı hareketi olmuş ki en öndeki adam hemen cemaatten kalkıyor. Bir kişi arkasına bakıyor. Kim bu adam diye. He. Şimdi üzerinize tabii derneğin yeleği, logosu, Türk bayrağı var. Nereden geldiniz? Hemen sorular başlıyor. Kimsiniz? Niçin geldiniz? Nereden geldiniz? İşte biz Türk'üz. Türkiye'den geldik. İstanbul'dan geldik. Şu amaçla geldik. İşte o gidişimiz hangi amaçla gidildiyse, sağlık için, kurban için, kuyu için nasıl gidildiyse. Türkiye'den geldik, İstanbul'dan geldik, Türk'üz deyince abi adamın gözleri şöyle bir açılıyor. Size şöyle bir el pençesini takıyor ve kemiklerinizi çatırdatıyor. Kırarcasına da sizinle bir kucaklaşıyor. Sonra da sizi şöyle bir uzaklaştırıyor. Nerede kaldınız diyor. Aa. Allah Allah. Abi ben bunu herhalde 50-60 kez duymuşumdur. Nerede kaldınız? Yani bizi silkeliyor. Allah Allah. İşte bunun için biz Afrika'dayız. Bunun için o coğrafyadayız. Demek ki hala biz onların gözünde Türk'üz. Hala Osmanlıyız abi. Niye Osmanlıyız? Şöyle. Nijer'in kuzeyinde Tuareg bölgesi var. Agadez. Biraz önce göstermiştik fotoğrafı. Evet, Agadez bölgesi var. Çünkü Nijer 7 bölgeye ayrılmış vaziyette. En büyük toprak da, yani en büyük coğrafi alanda Agadez bölgesi. Orada Tuaregler yaşıyor. Tuaregler. Abi Tuaregler gittiğinizde çadırlarda yaşıyorlar değil mi? Yok. Şimdi çadırda yaşayanları var ama artık kentleşmişler. Kentleşmişler onlar da. Yavaş yavaş Agadez diye bir şehir kurmuşlar. İngal diye şehir kurmuşlar. Yani kuzeyinde Nijer'in kuzeyi, işte Cezayir'in güney doğusu, Libya'nın güneyi, o sınır bölgesinde yaşayan bir kabile. 1,5 milyon falan nüfusu olan da bir kabile. Fakat inanılmaz güçlü yapılara sahipler. Hem düşünce olarak hem de bedensel olarak müthiş güce sahipler. Ve Nijer'in Fransa'nın işgali sırasında inanılmaz bir savunma örneği göstermişler. Fransızları uzun bir süre tutmuşlar orada. Ama tabii Fransızların savaş gücü, silahları, ateşli güçleri fazla olunca bunlar kılıçlarla, işte elindeki çatar almaz tüfeklerle, Birinci Dünya Savaşı zamanındaki imkanları ölçüsünde müthiş derecede savunmuşlar ve Nijer'i sokmamaya gayret etmişler ama sonunda yenilmişler. Onu büyük bir destan olarak da anlatıyorlar orada. Anlatılan bir hikaye de şu, oranın şu an bölgeler sultanlıklarla yönetiliyor. Sultanlıklar orada. Halk kanaat önderleri. O insanlar üzerinde bir... Kitaba da vakit kalsın. Çünkü söyledim. Şey daraldı. Evet. Oranın sultanıyla röportaj yaptık. Hem bizi misafir etti. Her gidişimizde misafir ediyor zaten.
misafir etti. Kendisiyle de bir röportaj yaptık. Dedi ki, ben Osmanlı torunuyum. Allah Allah, nereden geliyor senin bu Osmanlı torunu? Benim dedem, dedemin dedeleri, dedesi Sultan Yunus'tur dedi. Allah Allah, peki Sultan Yunus kim? Sultan Yunus, 2. Beyazıt döneminde Tuareklerden bir heyet gitmiş Bursa'ya, daha İstanbul fethedilmemiş o zaman. 2. Beyazıt dönemi, işte biz demişler kendi aramızda bir husumete uğradık. Hı hı. Kendi aramızda anlaşamıyoruz. Çözüm siz bunu. Bir sultan atarsanız bize, he, biz ona tabi olalım. Böylece kendi aramızdaki problemleri de çözmüş oluruz. Hakim yani bir nevi. Hakim istiyorlar. Hakim istiyorlar. Sultan diyorlar ona. Sultan. Evet. 2. Beyazıt'ta Sultan Yunus, Şehzade Yunus olan, Afrikalı bir cariyesinden olan şehzadeyi Yunus gelen, adında gelen heyetle birlikte bir Osmanlı fermanı yanına koyduğu işte Osmanlı askerleri sancak ile birlikte bu heyeti geri gönderiyor ve Şehzade Yunus orada Sultan Yunus oluyor ve o günden beri yani 1410'lardan itibaren diyelim Sultan Yunus'un çocukları Agadez bölgesinde Tuareklerin dedeleri olmuşlar. Hı. Ve bugün gelen kitapta da yazdık onu. Bugünkü sultanı da ben diyor dedem Sultan Yunus'tur diyor. Hı. Ve ben Osmanlı olmaktan da fevkalade gurur duyuyorum diyor. İtibar. Şimdi ben ona şahit olmadım. İfade ettiler ama tevatür de olabilir. Hala cuma şeylerinde, hutbelerinde Osmanlı'ya bir duanın da okunduğunu söylediler. Evet. Ben dedim peki bu Osmanlı'ya ait olan ferman, sancak nerede? Çünkü ben fotoğrafçıyım, video, hı, çekiyorum, belgesel çekiyorum orada. Bunu çekmiş olmak ve bu ilki ilk yapan birisi olarak da ben mutlu olacağım. Dediler ki bu Agadez'den 2 günlük çöl yolundan gittiğiniz takdirde ulaşabilirsiniz. Ama çok tehlikeli bir yol. Hı hı. Yani giderseniz güvenliğinize emin garanti, olamazsınız. Garanti evet, edemeyiz evet. deyip caydırdılar beni. Yoksa bir Birma denen bir bölge var orada. Hı hı. Ki o bölgeye yakın bir bölgede de yine Ahmet Kavas Hoca'nın yani Afrika üzerine kitapları olan müthiş bir tahlilleri olan Profesör Doktor Ahmet Kavas Hoca'nın da konuyla alakalı kitaplarında bunlar ifade ediliyor kısmen. Şimdi bu kitaptan da biraz bahsedelim. İstanbul Ticaret Odası tarafından basıldı. Afrika Masumiyet, Innocence Masumiyet kitabı. Bunu çok güzel. Bu fotoğraflar renkli, gerçekten müthiş bir belge olarak şey yapılmış. Bunu da kısaca bir anlatalım. Ondan sonra da Hocam ben 22 sefer gittim diyorum ya. Şimdi 22 sefer Nijer'in ve bu bölgelerin gittiğimiz kırsal bölgelerin girmediğim, gitmediğim yerleri kalmadı. Yani tarlalarına girdim, kilometrelerce yollara gittim. Çöllere arabayı vurduk, arabayı batırdık, çöllerde onu çıkarmak için mücadele ettik filan. Bu süreler içerisinde, bu gidiş gelişler sırasında ve bu gittiğimiz ve yani hiçbir fotoğrafçıya nasip olmayacak, açıkça söylemek gerekiyorsa. Yani ben gönüllülerle gitmiş olmam benim için büyük bir nimet. Tabii. Fotoğrafçı olarak. Tabii onların kadrosu içerisinde, yani onların şeyi içerisinde, çalışması içerisinde ama ben de onların o faaliyetlerinin tüm belgesellerini çekiyorum. Tüm fotoğraflarını çekiyorum o faaliyetlerin. Ayrıca sosyal yaşamın da fotoğraflarını çekiyorum. Yani gönüllülerin bu anlamdaki şeylerini çekerken ki 50 bine yakın fotoğraf çekmişim sosyal hayattan. Bunlar 50 bin civarında. Yani çocuklar, kadınlar, erkekler, yaşam, insanlar, yaşam tarzı, uğraşı alanları gibi alanlarda
fotoğraflar çekmişim. Ayrıca gönüllülerle ilgili de bir 50 bin civarında fotoğraf çekmişim. Yani 100 bin civarında ciddi bir fotoğraf arşivi oluşmuş bu 22 sefer gidişimizde. Abi şimdi dönüyoruz. Bu fotoğrafları ne yapalım? İşte sosyal medyada paylaşıyoruz. Gönüllüler işte Twitter hesaplarında, Facebook'ta, efendim Instagram'da paylaşıyorlar, paylaşılıyor. Tanıtım faaliyetlerinde, sunumlarda kullanıyoruz, sergilerde kullanıyoruz. Ama kalıcılığı yok. Yani çünkü o kadar hızlı tüketiyoruz ki görselleri biz. Yani çok hızlı bir dünyanın içinde yaşıyoruz. Bu paylaşımlarımız çok hızlı bir şekilde kayboluyor. Dedik ki biz bunun bir kalıcı hale getirelim. Kiminle dedik bunu? Hasan Arslan'la beraber. Hasan Mustafa Arslan ile birlikte bir gün bir buluştuk kendisiyle. Abi sen bu fotoğrafları ne yapıyorsun? Arşivde duruyor. Bu Hasan Mustafa Arslan, bu Mustafa Arslan. Süleymaniye evet, baktığında ha, benim çok sevdiğim çok bir arkadaşımdır. Çok değerli bir arkadaşımız, evet, dostumuz. Kendisine selam edelim buradan. Bir gün buluştuk kendisiyle. Dedi abi bu fotoğrafları ne yapıyorsun? Arşivde duruyor. Ya, bir proje yapalım. Nasıl yapalım? Dedi ya biz hadi gel bir proje yapalım. Yazdık. Kime sunacağız bunu? İstanbul Ticaret Odası'na sunacağız. Tamam. Sen dedim işin bürokratik tarafını hallet. Ben de işin mutfak tarafını halledeyim. Çünkü fotoğraf seçmek o kadar. 50 bin fotoğrafın içinden fotoğraf seçeceğiz. Sağ olsun. Verdik projeyi. Verdi projeyi. Proje Ticaret Odası'nın yayın kurulu başkanı olan Ticaret Odası Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay Bey bu fotoğrafların niteliğinden kitabın yapacağı etkiye inanarak bu projeyi evet dediler. Yayın kurulu İsrafil Kuralay Başkanlığındaki yayın kurulu evet dedi biz bu kitabı yapalım. Bize start verdiler. Ne zaman? Mart ayın, Şubat'ın sonunda, Mart ayın başında. Tamam başlayacağız da. Pandemi girdi. Hayda. Eve kapandık. İyi ki pandemi oldu. Evden çıkamamanın vermiş olduğu sıkıntıyı biz fotoğraf seçerken ben o sabrı gösterdim. 50 bin fotoğrafı tekrar 3000'e indirdim, 1000'e indirdim. Mümkün değil. Çünkü her fotoğrafın bir hikayesi var. Atamıyorsunuz. Bunu atmayayım, koyayım. Bunu da atmayayım, bunu da koyayım. Dedikçe atamıyorsunuz fotoğrafları bu sefer. Kütüphaneyi tasfiye ederken de böyle şey. Şimdi ben de ya diyorum ki şu kütüphaneyi biraz temizleyeyim. Şunu atayım, bunu atayım. Hayır. Bir gazete küpürü bile atmaya kıyamıyorum. Abi ki 3000'e indik, 1000'e indik, 500'e indik. Daha da inmiyor artık. Ya tamam da kitabın kapasitesi belli. Verilen teklifteki sayfamız belli. Fotoğrafları biz küçük küçük pul gibi de koymak istemiyorum ben. Evet, olmaz. Fotoğraflar etkileyici olsun. Grafik tasarımı iyi olsun diye düşünüyoruz. En sonunda canım yana yana şunu da atmasaydım dediğim onlarca fotoğrafı da çünkü atarak onu çekerken neler çektin? Abi en sonunda 298'e kadar indirebildim. Eyvah. Nedir ki 298? Hiç. Geride kalan fotoğraflar belki bunun gibi 10 tane daha kitap çıkarır. Tabii. Neyse kitabın fotoğrafları seçtikten sonra oğlum da çok iyi grafik tasarımcı. Makine mühendisi ama maşallah. Adam benim diye demek grafik. Bu Allah sizin şeyinize, bu genlerinize bunu nakşetmiş. Torunum da çok iyi çiziyor şimdi. Allah böyle. Öğretmeni demiş ki çizgileri çok güzel. İnşallah bahtı da açık olur. Oğlum da grafik tasarımlarını yaptı, sunduk. Ama Mustafa ile şunu konuştuk. Mustafa hocam dedim, bu kitabı Türkçe, İngilizce, Fransızca çıkarmalıyız. Yani Türkçe çıkarmak, tamam kendi kendimize tatmin oluruz. Ama İngilizce çıkarmak, artı Fransızca çıkarmak. Belki biraz Arapça da yapsaydınız keşke.
İkisi olsa olurdu ama sayfa kapasitemiz o ana müsait değildi. Ki 210 sayfa planlanmış ve verilmiş olan teklif olmasına rağmen 240 sayfada bitirebildik kitabı. Yani bir 30 sayfa daha ilave ettik. Sağ olsun kitabı da İbrahim Ceylan abimiz güzel bir yazı yazdı. Ve onun gönüllülerin faaliyetlerini de fotoğraflarla da içinde ifade ettik. Çektiğim fotoğrafları da içinde ifade ettik. Sağ olsun bana Muhammed Nurdan hocama sevgi, saygı ve muhabbetlerimle demişsin. Çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah hocam. Benim için çok önemli bir şey, büyük bir değeri var. Burada Şekip Avda Giç, İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı, onun yazısı var. Evet. Efendim Murat Yalçıntaş Bey'in mükemmel bir yazısı var. Çok böyle duygulu, mükemmel bir yazısı Murat Bey ile biz tanışırız. Çok değerli bir insan. Rahmetli babası Nevzat Yalçıntaş. O da beni çok severdi. Hocayla zaman zaman bir vakıfta bir araya gelir. Ben ona şiirler okurdum. Şarkılar söylerdim. İbrahim Ceylan Bey, evet burada. Ki Gönüller Derneği Başkanı. Onun ben böyle bir profil fotoğrafını tek başına koymak istemedim. Bir Afrikalı ile kucaklaşırken ki çok güzel. Böyle avucuna almış. Kucaklaştığı o insanın hikayesi çok güzel. Ebu Bekir ismi. Fotoğraf bana ait. Zaten içindeki tüm fotoğraflar bana ait de. Onun bir hikayesi şöyle. Ebu Bekir'in iki gözü görmüyor abi. İki? Gözü kataraklı. 80 kilometre yola hastaneye giriyor. Yürüyerek. Köyünden birisi ona sopasının ucuna tutturarak beraber geliyorlar. Allah Allah. 2 metrelik bir sopa. Arkada Ebu Bekir, önde onu yolda eşlik eden, rehberlik eden adam. 80 kilometre yolu yürüyerek geliyorlar. Ancak Ebu Bekir geldiğinde şunu söyledi bize. Hocam dedi doktorlara, tabii yerel dille anlatıyor, tercüman arkadaşlarımız var. Hocam dedi, ben dedi sizin 10 yıldır geldiğinizi biliyorum. Abi o fotoğraf 2015'te çekildi. 10 yıl geriye gidin, 2005. Ben sizin 10 yıldır buraya geldiğinizi biliyorum. Ama param olmadığı için gelemedim. Abi parası kaç para biliyor musunuz? $10. Aman Allah. 10 dolara yok, 10 yıl boyunca gelememiş bize. Köyünden bir tanesi diyor ki, Ebu Bekir ben seni götürüyorum diyor. Senin o parayı da ben karşılıyorum. Bu doktorlara gideceğiz, senin bu gözünü açtıracağız diyor. Abi geliyorlar, sağ olsun bizim göz bölümü hocalarından Selim Hoca, Selim Genç Hoca. Bunu ameliyat yatırıyor masaya, bir gözünü ameliyat ediyor. Fakat Ebu Bekir diyor ki, çünkü biz iki gözü kataraklı olanın bir gözünün katarağını yapıyoruz. Çünkü daha çok insana ulaşabilmek adına. Çünkü bir katarak ortalamada 20 ile 45 dakika arası sürüyor. Ama Selim Hoca'nın eli de çok hızlı. Yani 15 dakikada katarak ameliyatı yapan bir doktorumuz. Müthiş. Herhalde gelişi 30 kere gitmiştir Afrika'ya. Kalk diyor. Hocam diyor, öbür gözümü de ameliyat yapar mısınız diyor. Oğlum bir gözünü yaptık ya diyor. Hocam diyor, ne olursun bu gözümü de ameliyat yap diyor. Niye diyor? Köyden çıkarken diyor, kadının adını söylüyor. İşte filanca kadın, Ebu Bekir, iki gözün de açılırsa seninle evlenirim demiş. Eyvah, aman Allah. Şimdi bir gözü açıldı ama bir gözü kapalı, o zaman evlenemeyecek. Bizim Selim Hoca, Trabzonlu, yat ulan dedi, öbür gözünü de ameliyat ediyorum. İki gözünde ameliyat ettik. İbrahim abinin o şey, buradaki o sevinci, yani o iki gözünün açılmasının Allah Allah vermiş olduğu o sevinci, evet, İbrahim abiye sarılarak minnetini gösterdi. Kitabı şeyden, İstanbul Ticaret Odası'ndan temin etmek mümkün. Oranın İstanbul Kitabevi diye bir kitabevi var. Sahilde galiba, tam yerini bilmiyorum. Orada raflara koymuşlar. Tamam. Peki, çok teşekkür ederiz. Bize vakit doldu diye işaret ediyorlar. Estağfurullah. Çok büyük şeref verdin bize. Ellerine sağlık, zihnine
Allah kuvvet versin. İnşallah daha güzel fotoğraflar, güzel eserler bekliyoruz inşallah. Çok teşekkür ederim. Çok güzel, çok keyifli bir sohbetti. Dolu dolu. Hocam daha yeni ısınmıştık. Yeni başlamıştık. Evet, bu hafta da burada sözleşme sona eriyor. Önümüzdeki hafta inşallah başka bir değerimizle burada sözleşeceğiz. Hayırlı akşamlar. Hoşça kalın.